Hepinizi yeniden doluşsun, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Misafir gününde, sabahında erken saatinde eserini sorduğunuz misafirlerle misafirlerle çok teşekkür ediyorum. Bizimki Temmuz seçimlerinden dolayı uzun sayılabilecek bir süre geçmiş olmasına rağmen burada da gelip sizi ziyaret etme imkanı bulamadım. Bildiğiniz gibi seçimler sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması, başkanlık divanı seçimi, arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi turlarının başlaması, onun hemen bitiminde yeni hükümet kurulması, yeni hükümetin programının müzakeresi, güven oyu alınması, arkasından benim Kıbrıs'a ziyaret yapmış olmam, hemen onun arkasından da Türkiye'mizin değişik yerlerinde üniversitelerin açılışlarına gidip orada gençlerle, öğretim üyesi arkadaşlarımızla bir araya gelme programları Alaska'ya girişimi geciktirdim. Onun için kusuruma bakmamanızı sizden rica ediyorum. Ama Alaska'ya gelmemek, Zonguldak'a gelmemiş olmak buranın problemlerini ne unutma anlamına gelir ne de bizim köylerde, kentlerde vermiş olduğumuz sözlerin unutulduğu anlamına gelir. Zonguldak'ımız, Alaplı'mız şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli bütün hizmetleri almaya devam edecektir. Bu seçimler Türkiye'mizde çok önemli bir fırsatı hepimizin önüne koymuştur. Milletimiz bir taraftan siyasi istikrarı korurken öbür taraftan da şimdiye kadar görülmemiş bir oranda %85 oranında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilde adaleti sağlamıştır. Yani Türkiye'deki siyasi düşüncelerin %85'i bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısı da Türkiye için bir şans olabilir. Çeşitli düşüncelere sahip siyasi partiler ve bağımsız adaylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'nin problemlerini, ülkemizin ileriye dönük konseptini, hedeflerini çok rahatlıkla tartışmak ve oralardan çözümler üretmek için her imkana sahipsinler. Her konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsünden dile getirilecektir. Benim görevim Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünü her türlü fikre açmak, özgür tutmak ve oraya 74 milyon insanımızın temsilcisi olarak gelen milletvekillerinin ülkenin ve milletin sorunlarını çok rahatlıkla dile getirmelerini sağlamak. Bunu sonuna kadar savunacağım, koruyacağım. Ancak elbette bu sorumsuzluk alanının çok geniş olduğu anlamına da gelmez. Hepimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan her milletvekili arkadaşım, bizim tarih ve millet önünde ettiğimiz yeminle sınırlıdır. O yemin biliyorsunuz, Cumhuriyet'in temel niteliklerine